Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Say bizlerle birlikte ana haberde. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektörlük oylamasında rektör vekili Naci İnci'ye %90'a yakın bir oranda red oyu verilmişti. İnci'nin adaylıktan çekilmesi talep edilmişti. Ancak resmi gazetede yayınlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Mehmet Naci İnci atandı. Şimdi neler oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde? Bundan sonra neler yaşanır? Sizden dinleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz 2021'in başından beri anayasada bahsedilen üniversite özelliği ilkesine aykırı olarak üniversiteden kimselere sorulmadan üniversitenin, hatta bu sefer de üniversitenin hocalarının istemediklerini belirttikleri, yani siz haberde bir mezunların yaptığı oylamadan bahsettiniz. Hı hı. Hocaların, yani üniversitede şu anda çalışmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, bu arada ben öğretim görevlisi değilim, öğretim üyesiyim. Üyesisiniz. Ben sanırım doğru anons ettim değil mi öğretim üyesi doğru diye? Peki. Doğru anons ettiniz. Bütün hocaların gayet sağlıklı bir oylama sonucu %94 oranıyla, yanlış hatırlamıyorsam, hayır dediği, güvenmiyoruz dediği, güvensizlik oyu verdiği bir hocayı rektör olarak görüyoruz bu sefer de. Bu da demin bahsettiğim anayasanın 130. maddesinde ifade edilen üniversitenin özerk olacağı hükmüne aykırı bir durum. Çünkü herhalde siz özerk bir kurumsanız, sizin istemediğinizi belirttiğiniz bir yönetici tepenize atanmaz. Böyle bir çelişkili durumla karşı karşıyayız. Peki ne değişti? Bulu'yla karşılaştıracak olursak neler söylersiniz Mehmet Naci İnci ile ilgili, atanması ile ilgili? Yani tabii en önemli fark şu. Bulu, bir gece yarısı Bulu ismini duyduğumuzda kendisini bilmiyorduk, tanımıyorduk. O yüzden incelememiz gerekti. Yani kendisini istemediğimizi bilmiyorduk. İşte liyakat durumu nedir, ondan sonra geldikten sonra icraatları nedir filan. Şimdi ise istemediğimizi biliyoruz. Çünkü Naci İnci işte 6-7 aydır Bulu'nun yardımcısı olarak birçok üniversitede görülmemesi gereken icraata imza atmış. Yani yöneticilik olarak son derece başarısız ve negatif bir performans göstermiş bir kişi olduğundan, birçok icraatı da hukuka aykırı olduğundan, dava konusu olduğundan, işte hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan filan, yani gerçekten böyle davalık işler yapmış birisi olarak en sonunda bu oylamayla da hocaların ezici çoğunluğu tarafından istenmediği saptanmış bir kişi olarak, Bulu'dan farklı olarak o rektör atandığı andan itibaren onun istenmediği, onun Boğaziçi'ne uygun bir rektör olmadığı ezici çoğunlukça biliniyor. Peki İnci'ye tepkilerin bir diğer sebebi de bir önceki rektörün atanma şeklini kabullenmiş olması olabilir mi? Şimdi atanma şeklini kabullenmiş ki tabii yanında onun yardımcılığını yaptı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bir insanın nasıl bir yönetici olacağı, rektörlük makamında nasıl davranacağı, işte onun orada yaptığı işlerden belli olur. Ve Naci Bey hakkında bu veriyi toplayacak kadar deneyimimiz oldu. Yani kendi kendini. Bulu da ortadan kaybolmadan önce bir haftalığına falan bir izinliydi, ne olduğunu anlayamadığımız şekilde. O sırada Naci Bey ona vekaleten rektörlük makamındayken kendi kendini Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Vekilliğine atadı. İşte zaten fizikçi olmasına rağmen bir arada bir Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Vekilliğine atanmıştı. Ondan sonra böyle bu şekilde 3 tane oy kullanma ilginçliğini yaptı. İşte çeşitli hocalarımızı hiç de yani mantıklı olmayan ve de yani aslında niyetin başka olduğunu her okuyanın anlayabileceği gerekçelerle işlerine son verdi. Üniversitemizde tarihinde ilk defa İngilizce sınavından yüz üstünden 50 puan yeter diye öğretim elemanı ilanı veren ekibin üyesi kendisi. Böyle yani kendisini icraatlarından tanıyoruz. O bakımdan
bu değerlendirmeyi oldukça sağlıklı yaptığını düşünüyorum hocalarım. Peki yani Boğaziçi'nin yapısı mı değişiyor böyle atamalarla, kayyum rektör atamalarıyla yapı mı değişiyor içeride, neler oluyor? Şöyle bir bilgi vereyim. 2021 yılı başından beri Boğaziçi Üniversitesi'nin normal bölümleri, yani normal bölüm diyorum çünkü az sonra başka bir cinsten de bahsedeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nin alışılmış işte araştırma görevlisi, öğretim üyesi filan kadrolarında, yani üniversitenin kendi sahibi olduğu üniversiteye ait kadrolara atama izinleri nedense YÖK'ten istenmesi gerekiyor. YÖK bunları vermiyor. 73 tane kadromuzu kullanma iznimizi YÖK bize vermiyor. Mesela araştırma görevlisi biliyorsunuz, doktora öğrencisi filan oluyor araştırma görevlileri. Onlar mezun oluyor, gidiyor, yerine yenisinin alınması lazım. Onların alınmasına izin vermiyor. 73 tane böyle problem bekliyor yani aylardan beri YÖK'te. Ama bir gece yarısı aniden, neden olduğu anlaşılamayan bir şekilde, hiç üniversitenin haberi olmadan kurulan hukuk fakültesi de, işte bu demin anlattığım hiç Boğaziçi'nin kriterlerine uymayan ilanlar açılıp o kadrolara insanlar alınsın diye o kadrolara YÖK izin veriyor. Yani neden yapı kuruldu fakülte derken, diyecektim de atamalar olsun diye mi? Başka bir mantıklı açıklamasını ben göremiyorum. Türkiye'de 85 tane mine hukuk fakültesi var, bir tanesine daha ihtiyaç yok. Yok Boğaziçi çünkü, ama hukukun bir uygulandığı bir adalet sistemine ihtiyaç var mı? Daha çok hukuk fakültesinden ziyade siz bir akademisyen olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yeri gelmişken sorayım. Şimdi tabii benim konum değil ama herkes herhalde bu konuda hemfikirdir. İyi bir adalet sistemine her ülkenin ihtiyacı vardır. İyi hukuk fakültelerinde normal liyakat sahibi insanlar tarafından, hani yüz üstünden 50 puanla girmemiş insanlar tarafından eğitilerek harika hukukçuların yetişmesi çok iyi bir şeydir. Ama mesela Kemal Gözler hoca var, meşhur hukukçu. Onun bu konuda bir analizi var, makalesi var. Herkesin okumasını öneririm. Yani Türkiye'de bir tane daha hukuk fakültesine ihtiyaç olmadığı ve bunun da zaten Türkiye'de Boğaziçi'nde de hukuk fakültesi açılsın da hukukumuz zirveye ersin diye açılmadığının belli olduğunu analiz ettiği çok güzel bir yazısı var. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerler? Sizin protestolar, eylemler, sırt dönmeler devam edecek mi? Şimdi tabii bu, ben olayda iyiye doğru bir gelişme görmüyorum. Üniversite özelliğinin ülkenin kendisi için iyi bir şey olduğu, bizim üniversitemizin ve diğer üniversitelerin özerk bir şekilde araştırma yapmasının, çalışmasının ülkemizin geleceği için hayırlı bir şey olduğunu aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Daha anlatamamış görünüyoruz. O bakımdan yani itirazımızın, sıkıntının ne olduğunu daha duyuramamış görünüyoruz. O bakımdan bir değişen bir şey göremiyorum. Peki, fakültenin kurulmasından bahsettik. Şimdi bu Melih Bulu'nun döneminde olan bir olaydı. Sizce şu anda Naci İnci'nin döneminde de böyle bir değişiklik, olası bir fakülte kurulması ya da yeni atamalar, öngördüğünüz bir durum var mı? Şöyle olabilir diyebileceğiniz. Ya öngördüğüm bir şey yok. Normalde üniversitemizin bir gayet iyi yerleşmiş, demokratik, liyakata dayalı bir sistemi var. Bunlara Naci Bey'in uymaya başlaması çok güzel olurdu gerçekten. Mesela kendi kendini atadığı enstitü müdürlüğüne gerçekten biz o iş için yine sağlıklı bir oylama yapmıştık o enstitüyle ilgili hocalar olarak. O seçtiğimiz arkadaşımızı atayabilir. Hemen bir dakikada atayabilir. Şimdi de rektör olduğuna göre, bu da onun yetkisi olduğuna göre o seçilen arkadaşımızı atayarak başlayabilir. Yani şeylerde, senatoda çifte oy kullanmaktan vazgeçme yönüne gidebilir. Yani birçok normal üniversitelerde olması gereken, Boğaziçi'nde de ezelden beri olan, hiç de bir soruna yol açmayan normal yönetişim kurallarını uygulamaya başlayabilir yani. Neden olmasın? Belki de öyle yapar diye ümit etmek istiyorum. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın.